Her şeye gülüyorum be dayım. Ne dedin? Ağlayayım mı? Hanımını çektim. Evet. Şöhret olacak. Olsun. Bizim var yani. Var. Çelmez. Öyle mi? Evet. Kaç yıl oldu evleneli? 40 sene olmuştur da fazlasını bilmiyorum. 40 sene. Nereden gelin getirdin? Köyden. Bu köyden? Köyden evet. Sen tanıyordun o halde. Tanırdım, tanımaz olur mu? Aynı okulda mıydık yoksa? Aynı okuldaydık. Evet. Vuruldun. okuldan sonra bir şey oldu. Öyle bir şeyler yoktu okulda. Okuldan sonra işte Allah'ın yazısı istedi babam gün altı. Bir dakika sen annem isim neydi? Sen babaya gittin. Fatma var bizim sınıfta. Onu bana istedi dedin mi demedin mi? O zaman ufaktım. Dünürcü tamam ufaklığı geç. Şimdi dünürcü oldunuz ya hani. Fatma anneme. Sen babaya dedin mi ben Fatma'yı istiyorum? Yok ben babama hiçbir şey demedim. Kendi gitti aldım. Dedi baban dedi. Dedi ki ben sana dedim Fatma'yı isteyeceğim. Fatma'yı alacağım dedi. Sen ne dedin? Ben dedim ki nedir siz dedim ben ne dedim. Sen bilirsin dedim babam. Ve dayım da diyor dünden istiyor. Ne desin yani dayım? Zaten beğenmiş Fatma annemi. Zamanımızda öyle bakıp beğenme yoktu ki ya. Nasıl vardı? Babalar derdi. Evet, babalar kim alırsa. Babalar işte kim münasip görürse onu alırdılar. Öyle oluyordu. Evet. Vallahi bizim burada öyleydi. O dönemde nişanlık dönemi de çok uzun olurdu değil mi? Nişanlılığı iki sene. Ne kadar? İki sene. İki sene nişanlı kaldın. Düğünüm oldu askere gittim. Talihe bak ya. Dayım düğünü yapmışlar askere göndermişler. 7 ay sonra askere gittim. Düğünden 7 ay sonra. 7 ay sonra. Peki bu 2 yıl nişanlık döneminde hiç gelir miydi gizli? Gelirdim. Onu gidirdim. Gece gidirdim. Yok dur annem ya konuşuyoruz burada anıları. Bir dakika. Şubayla ne oluyor? Peki izin veriyorlar mıydı gel gör? Gizli. Gizli. Ya bacalardan oralardan öyle mi yapayım? Gizli gidiyordun. Evet. Neyle gelin getirdin onu da sorayım. Bu soruyu her zaman herkese soruyorum ben. Şeyden, taksiyle. Taksi var mıydı o dönem? Vardı. Taksi vardı o dönem. Taksiyle getirdim. Değil mi? Ne güzel ya. Vallahi harikasın ya dayıcığım. Vallahi bombasın. Çok sevdim ben seni. Gerçekten. Şimdi evlatlar burada. Birisi Bursa'da. Belgün'e küçük de buradaydı. Üç tane var burada. Burada üç tane. Biri yok. Bir o nerede? Biri o Bursa'da. Bursa'daki memur buradaki de şu anki kendi evinde. Ha kendi evinde. Siz de burada kalıyorsunuz. Bunlar burada kalıyor. Ayrı kalan kim? Murat. Murat'ı niye ayırdınız? Sığmadık. Ev taraflı sığmadık bir anda. Sığmadık. Sırayla herhalde sen tek tek göndereceksin evlatları. Bunun evi de yapıldı. Bunun evi de. İçini sonra kaldı oraya. Canım yani amca direkt gidin değil mi? Size tek tek gidin artık da hanımıyla baş başa kalsın. Öyle değil mi? Öyle değil. Diyor ki ben yer aldırma benden giderim diyor. Kim diyor? Sen diyor musun annem öyle ya? Ben evlatlarımla giderim. Ayrılmam ben yok dayanamam. Dayanamazsın. Peki evlatlar giderse sence bu dayımı bırakıp gider misin evlatların peşine yoksa dayımın yanında kalır mısın? Evlatlar dayıyı bırakmazlar ki. Bırakmazlar. Anca beraber. Sonuna kadar beraber. İsim ne efendim sizin? Fatih Bey merhabalar. Merhabalar. Neler yaparsınız? Çiftçiyiz. Hayvancılık. Arpa, buğday işte. Nereden geldi böyle yorgun bir duruşunuz var? Nohut piştirdik oradan geldik. Nohut. Evet. Dört mevsim çalışır mıyız köyde? Kışın hayvancılıkla uğraşıyoruz, yazın işte çiftçilikle uğraşıyoruz. Anladım. Neden oradan kaldınız öyle? İsim neydi? Serhat. Niye böyle kenarda kaldın? Diyorsun. Bana bulaşma İlmaz abi diyor. Ben izliyorum ya. Bana dokunma diyor. Hangisi çalışkandır evlatların? Anne şimdi kıyama. Anneler duygusu alır. Hiç kimseye. Bütün evlatlar birdir annelerin gözünde. Hangisi çalışkandır? Bu daha çalışkan. Serhat. O davul çalıyor. O biraz gevşek. Öyle mi? Ne davulu çalıyor Ferhat? Düğün. Nerede? Öyle mi? Kaçıyorlar.
Astana'ya gidiyor. Yani. Yurt dışına gidiyor. Olan. Sen şöyle kıyasladın. Köy işlerini en çok bu yapıyor. Ama dımbırtıya gidiyor diyorsun bizim Ferhat. Yani o bugün geldi yine düğün. Ne düğündeydi? Düğündeydi. Onu bıraktı sizlere. Bende de düğünüm var. Ben gidiyorum. Haçlık verir mi düğünden geldik? Bana verir arada. Haçlık. Bana haçlık verir. Efendim? Ayrılanın bile kazancı bir. Ha, keseler bir. Evler ayrı burada. Ayrı olan da kesemiz bir. Sadece evler ayrı. Sen de yatma, ama kese bir. Sen de yatma yeri ayrı. Bursa'daki nasıldır? O da inşallah bir izliyordur, sesimizi duyuyordur Bursa'daki evladınız. Oo, iyice, o da iyice de. O gittiğim, rahatsız gitti. O Bursa'da kendini kurtardı ya. Yalnız bizim durumumuz ne iyice? Oh ne güzel, sefam olsun. Çok şükür. Durumumuz iyice. Çalışana para yok diye bir şey yok. Bazı gençler diyor ki iş yok, bulamıyoruz diyorlar da ya. Onlar yalan. Ne yok? Masa başı iş bekliyorlar. Onlar onu belirler. Çalış yok da iş mi yok? Kesinlikle doğru, katılıyoruz daima. Dolu iş, çalışana iş var. İşleyen demir pas tutmaz. Ferhat'cığım çok ayrı kaldın. Var mı? Alalım bir cümle senden de. Yok öyle iyi. Öyle iyi. Ya dokunmayın Ferhat'ın keyfine. Ya dokunmayın abi. O düğünden geldi. Yorgun şimdi çaldı. Bizi dinliyor keyif yerinde. Peki var mı son söylemek istedikleriniz? Çok keyifliydi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Köyümüzü çek. Tamam, köyümüzü olanlara veren. Öyle mi? Allah Allah. Ne kere onu? Evlenecek kız bulamadı. Ferhat'ı mı? Ferhat da gül cemalini göstermiyor ki, bize yardımcı olalım. Belki gösteririz, yardımcı oluruz. Ferhat, yani Ferhat'ı bir bulmayın abi ya. Biz 32 ekran yapın Ferhat'cığımı ya. Bir el salla Ferhat'cığım. Gönderelim abi. Oğlum bak, inek makine sağıyor, tarla yok, tapa yok. Bir dakika, Ferhat'ın annesinden bakın arkadaşlar, gelsin cevap. Evet. Bütün köy halkına diyorum bu lafları. Şehire giderim, onun bunun badalını silerler. Köydeki oğlanlara, bekar olanlara kızlar gelmez. Şehire gider. Ama şehirden neyimiz olsa bulaşığı makine yıkıyor. Evi makine süpürüyor. Çamaşır makine. İnekleri makine sağıyor. Tarla bilmiyor, pancar bilmiyor. Makine söküyor, direktöre yüklüyor. Akşama kadar çarşı gibi gelecek kazana koyacaklar. Hep hazır. Yine de köyü beğenip, köydeki köy erkekleri tekrar onlara kız bulamıyor. Vallahi çok güzel konuştun. Vallahi... Ne istiyorsunuz kızlar ya? Ne istiyorsunuz? Gelin abi, köyler güzel. Bak içeride düveller var, her şeyi görüntüledik. Artık şehirden farkı yok köylerimizin, gerçekten. Her şey makina. Çocuklar küçüktü, ikimiz Potos'a giderdik. Hem de ne yalırdım. Nereye giderdiniz? Potos'a. Potos. Potos. Potos'a giderdiniz. Annem diyor ki biz neler çektik diyor ya. Siz de bir şey çekmeyeceksiniz ki. Her şey otomatiğe bağlandı diyor kardeşim. İkimiz çocuklar küçük. Bu atardı vagona samanı, ben samanın önüne alırdım. Samanlık yerleştirdim. Ama şimdi sultanlık. Şimdiki gelinler sultan diyor. Doğru. Köye gelenler sultan diyor. Derede esbab yıkamazlar. Tokat'tan gel. Murat'ın hanımını Tokat'tan getirdim. 20 sene beraber oturduk. Maşallah. 20 sene. 20 sene. Maşallah. Şimdi yine aynı, her tarafımız birlik, bir yatma yerimiz ayrı oldu. 8 sene oldu bu Adıyaman'dan bunu getirdik. Adıyaman'ın belediye başkanıydı kızı. Şimdi kalem müdür oldu babası. Maşallah. 2 senedir gitmiyordu bu virüsten dolayı. Şimdi Adıyaman'a gezmeye gitti. Yarın tam 15 gün. Torunları özledim. Torunları özledin. İki yıldır ki demiyorsun. Ama adın çok güzel konuştun annem ya. Hani dedin ya, biz artık gerçekten köy diye gelmiyorlar ama köyünün gerçekten her şeyi otomatiğe bağlandı. Orada çok haklısın. İşimiz yok, gücümüz yok. Vallahi pancar yakıyor. 30-40 dönüm, 50 dönüm. Tarla tapan bilmiyor. Hep direktör, hep pancar. Şimdi haklısın ama Ferhat da biraz zor evlenir. Annem baksana, yani bir yarım saattir ki hala gül cemalini saklıyor. Gelip de şu ortanıza girip de ben de buradayım demedi. Biraz çekingen. Bizim o biraz. Şimdi konuşkan büyük oğlumuz. Kim bu mu? Bu belli. Bu sabah peşimize takıldı sağ olsun. Bu bizi hiç bırakmadı. Çok yardım etti. Çok gerçekten çok emeği var. Abisi kim? Muhtar halam. Bunun halasının oğlu Muhtar. Öyle mi? Akrabası.
Tek sıkıntı Ferhat'ın sessiz olması. Evlendiremiyoruz. Neden? Çünkü Gül Cemal'ini saklıyor her zaman. Az önce de söyledim. Saklıyor. Böyle olmaz ki. Annem doğru diyor yani. Ferhat sen de insan gelir şuraya otur. Bak bir de düğünlere gidiyorsun. Girintili olman lazım senin. Davul çalıyorsun. Sanattır. Meslektir. Öyle değil mi? Ne yapacağız bu Ferhat'ı dayı? Yabancı devletlere gitti bütün yavrum. Gitmedi. Yer kalmadı. Bakın arkadaşlar yabancı devletlere de gidiyor Ferhat. Daha ne olsun ya? Daha ne istiyorsunuz ya? Ne? Doğru diyor anne. İnşallah Rabbim sana hayırlı bir gelin amin, nasip etsin. Evdeki gelinlerimin yarısı kadar buluyum. Ay, vallahi süper ya. Benim gelinlerim de tüm gelin. Hıssaktan. Kızım yok ama gelinlerim bir ya şöyle hani ben gelin kaynana dırdırı çok olur. Hani bir duyar değil mi? Annem maşallah kesinlikle. 20 sene durdum öbürüyle bak öbür gelinim öbür dışarıda da az uyandadır. Gidin sorun ki senin evde edin kodun oldum yok. Maşallah. Gel ya 20 yıl zaten durduysa maşallah. 20 yıl. Ya biz bir ay duramadık yani. Direkt ayrılak dedi. Ayrıldı bizi. Ya dayım da hoşuna gidiyor yani. Niye öyle? Çoğu kabul etmiyor. Ya çok keyifli ailesin. İyi ki tanıdım sizleri. Vallahi dayıcığım çok memnun oldum. Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Ferhat'ın düğünü arayın. Mutlaka arayın. Tamam. Ekip olarak geliyoruz. Ferhat'ın düğüne bütün prodüksiyon geleceğiz. Bütün prodüksiyon buradaydı işte. Oynayacağız Fatma annem seninle de karşılıklı inşallah. Arasın. Bizi bulur inşallah. Tamam i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sizin de düğünleri zorursa yollarım Ferhat'ı çalsın. Gelsin çalsın tabii ki. Tamam. Valla düşman çatlatalım. Gel Ferhat sen de bizim oralara. Tamam görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ olun.